Merhaba sevgili gençler, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimyasal denge konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Böylelikle kimyasal denge konusunda genel olarak bir özetlemiş olacağız. Evet, birinci sorumuz. X gaz artı Y gaz eşittir Z gaz artı ısı tepkimesi için diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Maksimum düzensizlik girenlerle yinedir diyor. Biliyorsunuz girenlerde toplamda kaç mol gaz var? 2, ürünlerde 1 mol gaz var. Dolayısıyla gazın mol sayısı hangi tarafta fazlaysa düzensizlik orada daha fazlaydı. Dolayısıyla düzensizlik ne olacaktır? Sol tarafa doğru olacaktır. Minimum enerji eğilimde biliyorsunuz ısının olduğu tarafa doğruydu. Dolayısıyla minimum enerji eğilim ürünler lehine olacaktır. Maksimum düzensizlik girenler lehinedir. Tepkime dengeye ulaştığında ortamda X ve Y bulunmaz. Yanlış arkadaşlar. Biliyorsunuz denge tepkimelerinde hem reaktif hem ürün hepsinden bulunmak zorunda. Yani denge tepkimeleri tam verimli değil idi. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Yani doğru seçenek C olacak diyoruz. İkinci sorumuz. Tepkimesinin belirli bir sıcaktaki denge sabiti K olduğuna göre SO2 artı 1 bölü 2O2 eşittir. SO3 tepkimesinin aynı sıcakta denge sabiti aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İsterseniz burayı bir hatırlayalım. Şöyle demiştik biz. Eğer bir tepkime ters çevrilirse K'nın çarpmaya göre tersi alınır. Ki burada da zaten tepkimemiz ters çevrilmiş. Dolayısıyla eğer üsttekinin denge ifadesi K ise alttakinin ne olacaktır? 1 bölü K olacaktır. Yine şöyle demiştik biz, eğer bir denge tepkimesi herhangi bir katsayı ile çarpılırsa o katsayı k'ya üs olarak yazılır. Yani eğer tepkimemizi 2 ile çarparsak burası ne olur? K kare olur. Eğer 1 bölü 2 ile çarpmışsam ki bu soruda 1 bölü 2 ile çarpmışız. Dolayısıyla ne olacaktır? O 1 bölü 2 sayısı k'ya üs olarak yazılacak. Yani sonucumuz ne olacak? 1 bölü kök k olacak. Yine biliyorsunuz şöyle de diyorduk biz, onu da söylemiş olalım. Eğer tepkimeler, denge tepkimeleri toplanırsa K'lar çarpılıyordu. Peki bu sorumuzun cevabı ne olacaktır? A seçeneği olacak diyoruz. Üçüncü sorumuz. Denge tepkimesi için yargılardan hangileri doğrudur? Heterojen denge tepkimesidir demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ortamda hem katı hem de gazlar var. Yani bütün maddeler aynı fazlı değil. Eğer bütün maddeler aynı fazlı ise homojen denge tepkimesi diyorduk. Burada maddeler farklı fazla olduğu için katılar var, gazlar var. Dolayısıyla heterojen denge tepkimesi diyeceğiz. KC denge ifadesinde biliyorsunuz sadece kimler yer alıyordu? Gazlar ve suda çözünen maddeler yer alıyordu. KPD ise de arkadaşlar biliyorsunuz sadece gazlar yer alıyordu. Bu KC olduğuna göre şu katıları iptal edeceğim. Burada da sadece gazlar var. Dolayısıyla ne diyeceğiz? H2'nin dördüncü kuvveti çarpı H2O'nun dördüncü kuvveti diyeceğiz. H2'nin dördüncü kuvveti bölü H2O'nun dördüncü kuvveti şeklinde alacağız. Bu da doğru olacak. Dengedeyken ileri hız geri hıza eşittir. Biliyorsunuz denge şartlarından bir tanesi de neydi gençler? İleri yöndeki hızla geri yöndeki hızın birbirine eşit olmasıydı. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? C olacak diyoruz. Dördüncü sorumuz. Tepkimesine göre 2 litrelik bir kaba 5 mol A gazı konuluyor. A gazının %40'ı ayrıştığında tepkime dengeye ulaştığına göre tepkimenin aynı sıcaktaki KC değeri aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şöyle diyeceğiz. Elimizde 5 mol A gazı var. Ne dedik? Bunun %40'ı ayrışacak. %40'ı kaç mol eder bunun? 2 mol eder. O halde 2 mol A'dan 2 mol B oluşuyorsa şundan 2 mol oluşacak. Bundan da 1 mol oluşmuş olacak. Sistem dengeye geldiği anda maddelerimizin mol sayısı ne olacak? Onları yazalım. 5 moldan 2 molü çıkarırsak elimizde kaç mol A kalır? 3 mol A kalır. 2 mol B olur ve 1 mol C olur. Denge anında bu maddeler var. KC'yi yazacak olursam ben eğer KC neydi biliyorsunuz? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimiydi. Bütün maddelerimiz gaz fazında olduğu için ben ne diyeceğim o halde? B kare çarpı C bölü ne diyeceğim? A'nın karesi diyeceğim. Köşeli parantezler biliyorsunuz molar değişimi ifade ediyordu. O halde benim bunları molar değişimi bulmam lazım. Kabımızın hacmi kaç litre? 2 litre. Hepsini kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Dolayısıyla değişimlerini bulmuş oldum. B'nin değişimi kaç molar? 2 bölü 2'den 1 molar. Bunun karesi çarpı. C'nin değişimi 1 bölü 2. Bölü ne diyeceğiz? A'nın değişimi 3 bölü 2'nin karesi diyeceğiz. Gerekli düzenlemeyi yaparsak burası 1 bölü 2 çarpı. Burası da 9 bölü 4 olacak. Ters çevirirsek 4 bölü 9'dan
Sonuç kaç çıkacaktır? 2 bölü 9. Yani doğru seçenek A diyeceğiz. Sıradaki sorumuz. Tepkimesi için 273 santigrat derecede derişimler türünden denge sabiti 5.6 olduğuna göre kısmi basınçlar türünden denge sabiti yani Kp aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kp eşittir biliyorsunuz neydi? Kc çarpı Rt üzeri delta n idi. Delta n neydi sevgili gençler? Ürünlerdeki gazların katsayısı eksi girenlerdeki gazların katsayısı. Ürünlerdeki gazların katsayısı kaç? 2. Girenlerdeki gazların katsayısı kaç? 3. O halde delta n'imiz ne olacaktır? 2 eksi 3'ten eksi 1 olacaktır. Kp eşittir diyorum. Kc değerimiz kaçtı? 5.6 çarpı R'yi gençler 22.4 bölü 273 veya 0.082 alabilirsiniz. Ama burada 22.4 bölü 273 sadeleştirme açısından daha faydalı olacaktır. 273 santigrat derece kaç Kelvin olur? 546 Kelvin olacak. Üzeri ne diyeceğiz? Delta n'imiz kaçtı? Eksi 1'di. Üzeri eksi 1 diyeceğiz. Buradan gerekli işlemi yapacak olursak şunlar sadeleşir. Burada 2 kalır. O zaman bu da eşittir. 5.6 bölü üzeri eksi 1 olduğu için alta bölüm olarak alacağım. Çarpı 2 diyeceğiz. 5.6 ile 22.4 sadeleşirse 4 kalır. Sonucumuz ne olacaktır buradan? 1 bölü 8 yani doğru seçenek A'dır diyoruz. 6. sorumuz. Boş bir kaba x katısı konularak aynı sıcakta dengeye ulaşıldığında yargılarından hangileri doğru olur diyor. Bakalım. Şimdi öncelikle başlangıçta sadece katı var. Bu katı diyelim ki tepkimeye girmiş olsun. Bundan x mol tepkimeye girerse y'den x mol, z'den de kaç oluşur? 2x mol oluşur. Peki mol sayısıyla basınç neydi? Doğru orantılıydı biliyorsunuz. O zaman x molün basıncına ben a atmosfer dersem 2x molün basıncına ne demem lazım benim? 2A atmosfer demem lazım. Bize dengenin Kp sabiti verilmiş. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti verilmiş. Kp'yi ben şöyle yazabilirim. Y'nin kısmi basıncının birinci kuvveti çarpı Z'nin kısmi basıncının ne diyeceğim? Karesi bölü katı olduğu için yazılmaz. 1 diyebilirsiniz. Kp değerimiz kaçtı? 4. Y'nin kısmi basıncı A'nın birinci kuvveti çarpı Z'nin kısmi basıncı 2A demiştik. Bunun karesinden 4a küp eşittir. 4'ten a buradan ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Yani şurası 1 atmosfer, burası da 2 atmosfer olacak. O zaman toplam basıncımız kaç atmosfer olacaktır? 3 atmosfer olacaktır. Z'nin kısmi basıncı, y'nin kısmi basıncının yarısına eşittir. Yanlış. 2 katına eşittir olacak. Kp ile kc arasındaki ilişkiyi bulalım. Kp eşittir kc çarpı rt üzeri 2 demiş. Bakalım. Delta n neydi? Ürünlerin katsayıları. Tabii gazlarınkini alacağız sadece. 1, 2 daha kaç? 3. Girenlerde gaz var mı? Yok. 3 eksi 0'dan delta 3 çıkacaktır. Yani şuranın 3 olması gerekirdi. Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. Doğru seçenek A'dır diyoruz. 7. sorumuz. Tepkimesi dengedeyken sabit sıcakta N2 gazı eklenirse denge girenlere kayar. N2 gazı derişim artar. Kc değeri azalır. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir defa üçüncü seçeneğe direkt yanlış diyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz Kc değeri sadece neyle değişiyordu? Sıcaklıkla değişiyordu. Şimdi diğerini isterseniz diğer kısmı bir anlatımla ifade etmeye çalışalım. Şunu biz şöyle düşünebiliriz. Bir tahterevalli gibi düşünün. İşte sol tarafla sağ taraf denge halinde. Biz ne yapmış olduk burada? Buraya bir miktar bunların hepsinin derişimleri sabitti denge anında. Bir miktar N2 gazı ekledik. Böyle düşünebilirsiniz. Peki biz bunu N2'ye eklersek, dolayısıyla bu taraf ağırlaşmış oldu. Sistem ne yapmaya çalışacaktır? Tekrardan dengeye gelebilmek için buraya eklediğimiz maddenin bir kısmını diğer tarafa geri gönderecek ki sistem tekrardan dengeye gelebilsin. O halde ne olacak? N2'den bir miktar harcanacak, H2'den harcanacak, NH3'den bir miktar oluşmuş olacak. Denge girenlere kayar diyor. Evet, denge girenlere kayar demiştik. Bu doğru. N2 gazı derişimi artar. Bakalım. N2 gazı derişimi ne oldu? Bakın başlangıçta şuradaydı. Şimdi şurada bir yerde. Dolayısıyla net olarak N2 gazının derişimi artmış oldu. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D'dir diyoruz. 8. sıradaki sorumuz. Tepkimesi dengedeyken T anında yapılan etki ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Şimdi grafiğe bakacak olursak şunu net olarak görebiliyoruz. Bunun denge anında derişimi sabit, bunu da sabit. Ne yapmışız biz burada? X gazı eklemişiz. X gazı ekleyince sistem bunu harcamak isteyecektir, azaltmak isteyecektir. Dolayısıyla bunu azaltabilmek için ürünlere doğru kayacak. X'ten bir miktar harcanacak, Y'den bir miktar ne olacak? Artmış olacak. Bakalım aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A, T anında X gazı eklenmiştir. Doğru. Y'nin mol sayısı artmıştır. Evet, Y'den bir miktar oluştuğu için Y'nin mol sayısı artmıştır. İleri hız artmıştır. Arkadaşlar biliyorsunuz, ben ileri yöndeki hızı yazacak olursam R ileri eşittir K ileri çarpı ne yazarım? X'in derişimi yazarım. R geri de eşittir K geri çarpı Y'nin karesi diye yazabilirim. Eğer dikkat ederseniz başlangıç durumuna göre X'in derişimi ne oldu? Arttı. X'in derişimi arttıysa ileri yöndeki hız da artar. Y'nin derişimi de arttı. Dolayısıyla geri yöndeki hız da ne olur? Artmış olur. Buna da doğru diyeceğiz. Geri hız azalmıştır. Yanlış. Biraz önce ifade ettik zaten. Geri yöndeki hız da artacak. Denge sabiti değişmemiştir. Doğru. Denge sabiti sadece ne ile değişiyordu? Sıcaklıkla değişiyor idi. 9. sorumuz. Tepkimesi sabit hacimli kapta dengedeyken sıcaklık artırılırsa diyor. Öncelikle tepkimemiz nasıl bir tepkime? Egzotermik bir tepkime. Dolayısıyla ısı sağ tarafta yer alacak. Ne yapıyorum ben? Sıcaklığı artırıyorum. Eğer ben sıcaklığı artırırsam arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Bu sıcaklıkla ısı biliyorsunuz normalde farklı şeylerdir ama biz aynı şeylermiş gibi düşünelim. Yani ısıyı da bir maddeymiş gibi düşünün. Sanki ortama siz ısı ilave etmişsiniz gibi düşünün. Dolayısıyla siz ortama ısı ilave ederseniz sistem bunu harcamaya çalışacaktır. Bunu harcayabilmek için ısıyla NH3 tepkimeye girecek. Kimi oluşturacak? N2 ile H2'yi oluşturacak. Yani tepkimemiz nereye kayacak? Sol tarafa doğru kayacak. Siz ne yapmış oldunuz? Ortama ısı ilave ettiniz. Öyle düşünün. Dolayısıyla sistem ısıyı azaltabilmek için girenlere doğru kaymış olacak. Toplam molekül sayısı artar diyor. Evet bakın 2 moldan kaç mol oluşuyor toplamda? 3, 1 daha 4 mol oluşuyor. Dolayısıyla toplam molekül sayısı artmış olacak. İleri tepkime hızı azalır. Arkadaşlar bir defa biz burada sıcaklığı artırıyoruz. Unutmayın eğer sıcaklık artırılır ise hem K ileri yani hız sabitleri artar, hem K geri artar, geri yöndeki hız sabiti, hem ileri yöndeki hız artar, hem de geri yöndeki hız artar. Yani sıcaklık artırılırsa bunların hepsi artacak. Tepkimenin endotermik ya da egzotermik olması önemli değil. Eğer biz sıcaklığı azaltırsak ne olur? Hem K ileri, hem K geri, hem R ileri, hem R geri bunların hepsi ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Bunu unutmuyoruz. İleri tepkime hızı azalır diyor. Yanlış. Denge sabitinin sayısal değeri artar diyor. Arkadaşlar sıcaklık etkisinden dolayı, sıcaklıktan dolayı denge girenlere kayıyorsa K ne olur? Azalır. Sıcaklık etkisinden dolayı denge sağa kayarsa yani ürünlere kayarsa K ne olur? Artar. Tepkimenin endotermik ya da egzotermik olması önemli değil. Veya tepkimenin sıcaklığının artırılıp azaltılması önemli değil. Sıcaklık etkisinden dolayı denge sola kayarsa K azalır. Denge sağa kayarsa K ne olur? Artar diyoruz. Peki bizim dengemiz ne oldu arkadaşlar? Sola kaydı. Dolayısıyla denge sabitinin sayısal değeri artar demiş. Buna da ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Doğru seçenek Adana'dır diyoruz. Evet, 10. sorumuz. Şuna bakalım. Tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta hacim 2 katına çıkarılırsa. Şimdi şöyle diyeceğiz biz. Molarite eşittir neydi? M bölü B. Ben hacmi ne yapıyorum? 2 katına çıkarıyorum. O sayıları sabit biliyorsunuz. Derişim ne olur? Yarıya iner mi? Eğer ben hacmi 2 katına çıkarırsam derişimler yarıya iner. Yani şunun derişimi diyelim ki sabit olsun. Sabit, sabit. Siz eğer hacmi 2 katına çıkarırsanız hepsinin derişimi ne olur? Şöyle yarıya iner. Aynı zamanda şu da olur. Siz eğer hacmi artırırsanız pistonlu bir kap olsun, yukarı doğru çıkarırsanız bunların hepsinin basıncı da ne olur? Kısmi basıncı da azalmış olur. Peki şöyle, normalde biz şöyle diyorduk. Basınç hacim etkisinde denge sağa ya da sola kayabilir. Fakat burada şöyle bir durum var. Sol tarafta toplam kaç mol gaz var? 2 mol gaz var. Sağ tarafta da toplam 2 mol gaz var. Dolayısıyla denge burada sağa ya da sola kaymaz. Çünkü sağa da kaysa, sola da kaysa değişen bir şey olmayacaktır. Normalde şöyleydi biliyorsunuz.
Eğer siz buranın, bu sistemin kısmi basıncını azaltırsanız, yani basıncını azaltmış olursanız sistem basıncı artırmak isteyecektir. Fakat basıncı artırabilmek için de mol sayısının çok olduğu tarafa doğru kayması lazım. Fakat burada mol sayısı herhangi bir tarafta daha fazla değil. Dolayısıyla ne olacak? Denge sağa ya da sola kaymayacak. Yani olduğu gibi şu şekilde yoluna devam etmiş olacak. Ne oldu? Başlangıçta derişimlerimiz şöyle sabitti. Eğer siz hacmi iki katına çıkarırsanız derişimler önce hepsinde ne oldu? Yarıya indi. Daha sonra sağa ya da sola kaymadığı için bu şekilde yoluna devam edecek. Yani denge sağa ya da sola kaymaz diyoruz. O zaman basınç yarıya iner diyor. Doğru. Kc değeri değişmez. Biliyorsunuz Kc sadece sıcaklıkla değişiyordu. Hv derişimi artar. Yanlış. Hv'nin derişimi ne oldu? Yarıya indi. H2 miktarı azalır. H2 miktarı değişmez biliyorsunuz. Sadece derişimi ne oldu? Azalmış oldu. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz ne olacaktır? Adana olacaktır. Evet, 11. soru. Yukarıda verilen kapta piston sabit sıcakta A noktasına itilip sabitlenirse, yani hacim ne yapılıyor burada? Hacim azaltılıyor. Bakalım. X de gaz, 2Y gaz diyeceğim. Ben eğer pistonu aşağı doğru ittirirsem, ne yapmış oldum ben? Pistonu aşağı doğru ittirsem, bizim yaptığımız hamle şu, biz basıncı artırdık. Peki sistem ne yapmaya çalışır? Sistem etkiye karşı tepki olarak basıncı azaltmak isteyecektir. Basıncı azaltabilmek için de mol sayısının az olduğu tarafa doğru kayacak. Peki burası kaç mol? 2. Burası kaç mol arkadaşlar? 1 mol. O halde sistem ne olacak? Yani dengemiz sola doğru, yani girenlere doğru kaymış olacak. Pekala biz şunu yaptık. Şimdi ben yine şöyle bir şey çizmiş olayım. Bunların derişimleri sabit diyelim ki. Molariteleri sabitti. Ben hacmi azaltınca molarite eşittir m bölü v'den hacmi azaltırsam derişimler bunların artar. Hepsinin derişimi ne oldu? Arttı. Daha sonra ne oldu? Denge sol tarafa doğru kaydığı için zamanla x'in derişimi yine şöyle artacak. Y'nin derişimi de ne olacak? Şu şekilde azalmış olacak. Bakalım. Denge girenlere kayar diyor. Evet, denge girenlere doğru kaydı. Doğru. Y'nin derişimi azalır diyor. Yanlış. Arkadaşlar bakın. Y'nin derişimi şuradan şuraya gelmiş oldu. Net olarak Y'nin derişimi azalmadı. Yani artmış oldu. Buna yanlış diyeceğiz. Kp değeri değişmez. Evet, Kp ve Kc değerleri sadece neyle değişiyordu arkadaşlar? Sıcaklıkla değişiyordu. Dolayısıyla Kp değeri değişmez diyorsa buna da ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Evet, denge girenlere kayar. Doğru. Y'nin derişimi azalır diyor. Hayır, Y'nin derişimi ne olmuştu? Artmıştı. Kp değeri değişmez diyor. Evet, Kp değeri ve Kc değeri sadece sıcaklıkla değiştiği için buna da değişmez diyeceğiz. Doğru. Dolayısıyla yanlış olanı sorduğu için cevap ne olacaktır? B seçeneği olacak diyoruz. Evet, sıradaki sorumuz. Su çözeltilerde asit baz dengesiyle ilgili. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili 25 santigrat derecede hazırlanan sulu çözeltilerin pH değeri aşağıdaki pH metre üzerinde gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. X çözeltisinde H artıyla OH iyonları birbirine eşittir diyor. Doğru. X biliyorsunuz pH'in 7 olduğu nokta, yani nötr çözelti. Doğru diyeceğiz. Y çözeltisinin pOH değeri 12'dir. Biliyorsunuz pH ile pOH'ın toplamı kaçtı? Sevgili gençler, 14 ile 25 santigrat derecede zaten sıcaklık belirtilmiş. O halde pH değerimiz 2 ise pOH değerimiz kaç olacaktır? 12 olacaktır, doğru. Z çözeltisinde OH iyonları derişimi bölü H artı iyonları derişimi 10 üzeri 12'dir demiş. Bakalım buna. Şimdi Z çözeltimizde pH 13 ise pOH da kaçtır? 1'dir. O zaman bunların biz H artı ve OH iyonları derişimini bulalım. Şöyle diyeceğim. pOH 1 ise OH iyonları derişimi kaç olacaktır? 10 üzeri eksi 1 molar. Yine pH değerimiz 13 ise o halde H artı iyonları derişimiz kaç olacaktır? O da 10 üzeri eksi 13 molar olacaktır. O zaman 10 üzeri eksi 1'i 10 üzeri eksi 13'e oranlarsak ne olur? O da 10 üzeri 12 olur. Yani cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacak diyoruz. 13. sorumuz.
Oda sıcaklığında 0,2 mol HCl çözülerek hazırlanılan 20 litre çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi şöyle pH değerleri, pOH değerleri soruluyor. Dolayısıyla bizim şunu yapmamız gerekir. Öncelikle çözeltimizin derişimini bulmamız lazım. Molarite eşittir M bölü V'den 0,2 mol bölü hacmimiz 20 litre. Buradan gerekli işlemi yaparsak ne olur? Ben bunu şöyle yazayım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 1 yazmış olayım. Şunlar sadeleşir. Dolayısıyla derişimimiz ne çıkar buradan? 10 üzeri eksi 2 molar çıkar. Yani HCl'nin derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Biliyorsunuz kuvvetli asit ve bazlar %100 iyonlarını ayrışıyordu. Ben eğer buradaki H artı iyonları derişimini bulmak istiyorsam şu 10 üzeri eksi 2 ile direkt şuradaki sayıyı yani tesir değerlerini çarpacağım. H artı iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2 molarsa pH değerimiz buradan kaç çıkar? 2 çıkar. O halde birinci seçenek doğru. OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 10 olur diyor. Biliyorsunuz H artıyla OH'ın çarpımı neydi? 10 üzeri eksi 14'tü. O halde OH iyonları derişiminin kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 12 olması lazım. Dolayısıyla bu seçenek yanlış. Oda sıcaklığında biliyorsunuz pH ile pOH'ın toplamı neydi? 14'tü. Dolayısıyla üçüncü seçenek de doğru olacak. Yargılardan hangileri doğrudur dediğine göre 13. sorunun cevabı ne olacaktır? D seçeneği olacak diyoruz. Evet, 14. sorumuz. H2PO4- iyonunun konjüge asidi ve konjüge bazı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar eğer şunu hatırlayacak olursak ben konjüge asit baz çiftleri arasında bir hidrojen farkı oluyordu. Eğer ben bunun konjüge asidini yazacak olursam hidrojen sayısını 1 artıracağım ve bu şekilde yazacağım. Konjüge asidimiz bu olacak. Eğer ben bunun konjüge bazını yazacaksam da konjüge bazı da bundan bir eksik hidrojen içerecek. Dolayısıyla ne olacaktır o da? HPO4 eksi 2 olacaktır. Bu durumda cevabımız ne olacak? 14. sorunun cevabı A seçeneği olacak diyoruz. On beşinci sorumuz, yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi bununla ilgili öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Eğer hatırlarsak asit gibi davranan katyonlar ve baz gibi davranan anyonlarımız vardı. Kısaca şöyle bir hatırlatayım size. Asit gibi davranan katyonlarımız neydi? NH4, bakır artı 2 iyonları, demir artı 3 iyonları, krom artı 3 iyonları gibi iyonlar neydi? Asit gibi davranan katyonlardı. Yine siyanür, florür, asetat iyonları, karbonat ve fosfat iyonları da bunlar neydi? Baz gibi davranan anyonlarımız idi. O halde şuraya bakalım. Bir diyor, NH4 iyonu NH3'ün konjüge asididir. Doğru. Bunun hidrojeni bundan bir fazla. Dolayısıyla birinci seçenek doğru olacak. Siyanür sulu çözeltide suda çözünürken OH iyonları derişimini artırır. Denklemini şöyle yazabilirim ben. Siyanür biliyorsunuz suda çözündüğü zaman ne yapacaktır? Hidrojen siyanür artı OH iyonlarını oluşturacak. Biliyorsunuz bu anyonlarımız neydi? Baz gibi davranan anyonlarımızdı. Dolayısıyla su ile hidrolize uğradığı zaman ortamdaki OH iyonları derişimini artıracak. Dolayısıyla ikinci seçenek de doğru olacak. Bakır artı 2'nin suda çözünme denklemi. Bakalım bunlar neydi? Bu katyonlar asit gibi davranan katyonlardı. Dolayısıyla suda çözündüğü zaman ortamın H3O artı yani hidronyum derişimini artırması gerekir. Buna da ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz ne olacaktır? E olacak diyoruz. 16. sorumuz. HX formülüne sahip bir asit ile oda sıcaklığında hazırlanılan 0,2 molarlık çözeltinin pH'ı 4 olarak ölçülüyor. Bu çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bu zayıf asit mi, kuvvetli asit mi onu tespit edebilmemiz gerekir. Şunu bir bulmaya çalışalım isterseniz. Şöyle diyeceğim ben. HX H artı artı ne diyeceğiz? X eksi diyeceğiz.
Normalde bu asidimiz eğer kuvvetli asit olsaydı, bakın 0.2 molarlık H2S asidi kuvvetli asit olsaydı, normalde pH değerimizin bir civarında bir şey olması gerekirdi, bir değer olması gerekirdi. Fakat pH değeri 4 olduğuna göre demek bu nasıl bir asit? Zayıf asit diyeceğiz. O halde denklemimizi çift yönlü okla göstermiş olduk. Şunu bir hatırlayalım isterseniz. Şöyle demiştik biz. H artı iyonları derişiminin karesi eşittir neydi? Ka çarpı Ca diyorduk. Burada Ka asitlik sabiti, Ca neydi? Asidin derişimiydi. pH değerimiz 4 ise H artı iyonları derişimimiz kaç olacaktır? 10 üzeri eksi 4 molar olacaktır. Eğer ben onun da karesini alırsam burası ne olur? 10 üzeri eksi 8 eşittir. Ka çarpı Ca değerimiz kaçtı? 0,2. Buradan Ka'yı çekersek ne olur? 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Evet. O zaman ikinci öncülümüz ne olacaktır? Doğru olacaktır. H2'nin suda çözünme denklemi. Evet, biraz önce yazdık. Buna da doğru diyeceğiz. Peki gelelim iyonlaşma yüzdemizi bulmaya. Şöyle diyeceğiz. Biz normalde bu kaç molardı? 0.2 molardı. Buradan gelen H artı iyonları değişimi, yani 0.2 molarlık çözelten gelen H artı iyonları değişimi kaç molardı? 10 üzeri eksi 4 molardı. O zaman bundan da 10 üzeri eksi 4 molar gelmiştir. Demek ki buradan ayrışan kısım ne kadar? 10 üzeri eksi 4 molar. O halde ben şunu diyeceğim. 0.2 molardan 10 üzeri eksi 4 moları iyonlarına ayrıştıysa yüzde kaçı ayrışmıştır diyorum. Gerekli işlemi yapacak olursak x eşittir buradan ne çıkacaktır? 10 üzeri eksi 2 bölü 0,2, o da eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani yüzde 0.05 olacaktır. Burada ne diyor? Yüzde 2 oranında iyonlaşmıştır. Buna yanlıştır diyeceğiz. Dolayısıyla 16. sorumuzun cevabı ne olacaktır? C seçeneği olacak diyoruz. Evet, sıradaki sorumuz titrasyon eğrisiyle ilgili. Bakalım. 100 mililitre nitrik asit çözeltisinin 25 santigrat derecede sodyum hidroksit çözeltisiyle titrasyona ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Öncelikle şunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Başlangıçta çözeltimizin pH değeri kaçmış? 1. Eğer pH değerimiz 1 ise H artı iyonları derişimiz kaçtır? 10 üzeri eksi 1 molardır. Peki nitrik asit kuvvetli bir asit olduğuna göre buradan H artı iyonlarının 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar gelebilmesi için benim nitrik asit çözeltimin derişiminde kaç olması lazım? 0,1 olması gerekir. Bakın 0,1 ile 1'i çarparsak neyi verir bize? H artı iyonlarını verir. O da 0,1 olur. Evet, buna göre nitrik asit çözeltisi 0,1 molarlıktır. Doğru. Sodyum hidroksit çözeltisi 0,04 molardır. Eğer hatırlıyorsak şuraya biz ne demiştik? Eşdeğerlik noktası veya dönüm noktası. Yani pH'ın 7 olduğu nokta. Peki kuvvetli asit bazı çözeltilerinde pH'ın 7 olabilmesi için bir eşitliğimiz vardı. M asit çarpı V asit çarpı tesir değerliği eşittir. Ne demiştik? M baz çarpı V baz çarpı tesir değerliği demiştik. Asidimizin derişimi kaç? 0,1 molar. Çarpı asidimizin tesir değerliği kaç? 1. Biliyorsunuz asitlerde, özür dilerim. Asidimizin hacmi kaç? 100. Onu yazalım öncelikle. Çarpı asidimizin tesir değerliği kaç? 1. Biliyorsunuz asitlerde tesir değerliği neydi? Suya verilen H artı sayısı. Bazılarda da tesir değerliği suya verilen OH sayısıydı. M baz, baz çözeltimizin derişimini bilmiyoruz. Çarpı V baz. Evet, V baz kaç? Eklenen baz 250 mililitre. Çarpı bazımızın tesir değerliği. Suya verilen OH sayısı kaç? 1 olacaktır. Buradan M bazı çekecek olursak ne olur buradan? 10 bölü 250 olacaktır. Buradan gerekli işlemleri yaparsak ...0,04 molar çıkmış olacak. O zaman ne diyeceğiz biz? Bazın derişimi 0,04 molardır. Doğru diyeceğiz. 250 mililitre sodyum hidroksit eklendiğinde tam nötrleşme gerçekleşmiştir. Evet, pH 7 olduğuna göre tam nötrleşme gerçekleşmiştir. Buna da ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. O halde cevap ne olacaktır? E seçeneği olacak diyoruz. 18. sorumuz. Şöyle diyor. pH'i 2 olan 5 litre HBr çözeltisini tamamen nötrleştirmek için 0,1 molar kalsiyum hidroksit çözeltisinden kaç mililitre gereklidir? Arkadaşlar eğer hatırlıyorsanız şöyle demiştik biz.
M asit çarpı V asit çarpı tesir değerliği ne demiştik? M baz çarpı V baz çarpı tesir değerliği demiştik. Şöyle diyeceğiz. pH 2 olduğuna göre nedir? H artı iyonları derişimimiz 10 üzeri eksi 2 molardır. Bu da biliyorsunuz H artı iyonları derişimini biz nasıl buluyorduk? Asidin derişimiyle tesir değerliğini çarparak buluyorduk. Örnek şöyle diyeyim mesela ben. H2SO4'ü düşünelim. Elimizde diyelim ki 0.1 molarlık bir sülfürik asit olsun. 0.1 molarlık sülfürik asitte ne kadar H artı var dediğimiz zaman 0,1 ile kaçı çarpıyorduk biz? 2'yi çarpıyorduk. Yani asidin emasıyla tesir değerlerini çarparsam bana H artı iyonları derişimini verir. O halde bu x'in çarpımını biliyorum. Kaç? 10 üzeri eksi 2. Bunu yazalım. 10 üzeri eksi 2 çarpı V asit. Asidin hacmi kaç? 5 litre. Eşittir diyeceğiz. M baz kaçmış? 0,1 çarpı V baz bilmiyorum. Çarpı bazımızın tesir değerliği kaç? 2 diyeceğiz. Buradan gerekli işlemi yaparsak V baz buradan ne çıkar? Burayı tabi litre aldığımız için V bazı da ne olarak bulmuş olacağız? Litre olarak bulmuş olacağız. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü ne diyeceğiz? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'den buradan ne çıkacaktır orada? 0,25 litre yani 250 mililitre çıkmış olacak. Dolayısıyla doğru seçenek Adana'dır. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz tampon çözelti ile ilgili. Şimdi biliyorsunuz tampon çözelti oluşturabilmek için zayıf baz ve zayıf bazın tuzu veya zayıf asit ve onun tuzunu kullanmak gerekiyordu. Bu nedir arkadaşlar? Hidroklorik kuvvetli asit, sodyum hidroksit nedir? Kuvvetli bazdır. Dolayısıyla biz bununla ne yapamayız? Tampon çözelti oluşturamayız. Zayıf baz olan amonyak ve onun tuzu olan amonyum klorürle bazik tampon hazırlarız. Zayıf asit olan hidroflorik asit ve onun tuzu olan sodyum klorürle de ne yaparız biz? Asidik tampon hazırlayabiliriz. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? C olacak diyoruz. Evet, sıradaki sorumuz yukarıdaki tuzlardan hangilerinin özelliği doğru verilmiştir diyor. Şimdi şunları şöyle inceleyelim isterseniz. Bu asetat iyonu kimden geliyordu? Asetik asitten. CH3, COOH'dan. Sodyum kimden geliyordu arkadaşlar? Sodyum hidroksitten geliyordu. Dolayısıyla bu nedir? Kuvvetli baz, zayıf asit. Kimin özelliğini gösterecek tuzumuz? Kuvvetli olanın. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Bazik tuz olacaktır. O halde bu yanlış. Potasyum florürü de. Bu potasyum hidroksitten geliyor. Kuvvetli baz. Bu da HV'den geliyor. Zayıf asit. Dolayısıyla tuzumuz ne olacaktır? Bazik tuz olacaktır. Bazik tuz olduğu için bu hidrolize uğrar mı? Evet, hidrolize uğrar. Peki kim hidrolize uğruyordu? Zayıftan gelen hidrolize uğruyordu. Dolayısıyla anyonu hidrolize uğrar. Bu doğru. Birinci öncül yanlış demiştir. NH4C ile sulu çözelsin pH'ı 7'den büyüktür demiş. NH4 ve klor iyonları. NH4 kimden gelmişti? NH3'ten geliyordu, amonyaktan. Bu da HCl'den gelecektir. Dolayısıyla zayıf baz, kuvvetli asit. Tuzumuz ne olacaktır? Asidik tuz olacak. Asidik tuz olduğu için de ne diyeceğim ben? Sulu çözelti 7'den küçük olacaktır. Yani pH değeri 7'den küçük olacak. Dolayısıyla buna da yanlıştır diyeceğiz. Yukarıdaki tuzlardan hangilerinin özelliği doğru verilmiştir? Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? Bursa olacak diyoruz. 21. sorumuz. 25 santigrat derecede hazırlanan sulu çözeltide hidronyum iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 molardır. Bu çözeltiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Evet, H artı iyonları derişimi eğer 10 üzeri eksi 3 ise o zaman OH iyonlarının derişiminin kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 11 olması lazım. O halde bu yanlış. H artı 10 üzeri eksi 3 ise pH kaç olacaktır? 3, pOH kaç olacaktır? 11 olacaktır. pH 3 olduğuna göre asidik özellik gösterir. Doğru. pOH değeri 11'dir. Doğru diyeceğiz. Doğru. Dolayısıyla doğru seçenek D diyoruz. Evet, 21. sorumuz. Oda sıcaklığında 0,01 molar HA zayıf asit ile hazırlanan sulu çözeltide H artı iyon derişimi OH iyonun derişiminin 10 üzeri 4 katıdır. Yani şöyle H artı iyonları derişimi neymiş? OH iyonları derişiminin 10 üzeri 4 katıdır demiş. Yani bu şu demek, asidik
çözelti olduğunu gösterir. 10 üzeri 4 katı olması. Zaten burada da HA zayıf asidi diye belirtilmiş. Şimdi biz buradan faydalanarak neyi bulabiliriz? H artı ile OH iyonları derişimini bulabiliriz. Bunu bulmaya çalışalım isterseniz. Biliyorsunuz H artı ile OH'ın çarpımı kaçtı arkadaşlar? 10 üzeri eksi 14'tü. O halde şöyle diyeceğim ben. Şunu mesela 10 üzeri eksi 7'ye 10 üzeri eksi 7 almış olsak normalde burası kaç çıkar? 1 çıkar. Şöyle yapsam burayı 10 üzeri eksi 6'ya 10 üzeri eksi 8 alsam ne olur? O zaman 100 çıkar. O zaman benim ne yapmam lazım? Burayı 10 üzeri eksi 5'e burayı 10 üzeri eksi 9 alırsam kaç çıkar arkadaşlar? 10 üzeri 4 çıkmış olur. Yani H artı iyonları derişiminin OH iyonları derişimine oranı kaç olacaktır? 10 üzeri 4 olabilmesi için H artı iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 5, OH iyonları derişiminde kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 9 olması gerekir ki sonuç 10 üzeri 4 çıkmış olsun. Yani H artı iyonları derişimini biz 10 üzeri eksi 5 molar olarak bulmuş olduk. Şöyle diyeceğiz. İyonlaşma yüzdesini ve iyonlaşma sabitini soruyor bize. Eğer hatırlıyorsanız şöyle demiştik biz. H artı iyonları derişim karesi eşittir ne demiştik biz? Ka çarpı ne diyeceğiz? Ca diyeceğiz. H artı 10 üzeri eksi 5 molardı. Bunun karesini alırsak 10 üzeri eksi 10 olur. Eşittir Ka çarpı. Asidimizin derişimi Ca'mız kaç? 10 üzeri eksi 2. Buradan Ka değerimiz kaç çıkacaktır? 10 üzeri eksi 8 çıkmış olacak. Evet Ka değerimiz 10 üzeri eksi 8 olacak. Geldik iyonlaşma yüzdesini bulmaya. İyonlaşma yüzdesini de şöyle bulabiliriz. Asidimizin iyonlaşma denklemini yazalım. Şöyle diyeceğim ben. HA eşittir. H artı artı ne diyeceğim? A eksi diyeceğim. Asidimiz kaç molarlıktı? 10 üzeri eksi 2 molarlıktı. Peki buradan gelen H artı iyonları derişimi kaçtı? 10 üzeri eksi 5. Yani 10 üzeri eksi 2'den ne kadar iyonlarına erişmiş? 10 üzeri eksi 2'de 10 üzeri eksi 5 iyonlarına erişmiş. 10 üzeri eksi 2'de 10 üzeri eksi 5 iyonlarına erişiyorsa yüzde kaç erişmiştir diyorum. O da ne çıkacaktır? Yüzde 0.1 çıkmış olacak. Yani doğru seçenek ne diyoruz? B diyoruz. Evet, sıradaki sorumuz 26 gram çinko metal ediyor. Denklemine göre 800 mikroHCl çözeltisiyle artan sis tepmeye giriyor. Buna göre HCl çözeltisinin pH değeri kaçtır diyor. Öncelikle şunu bulmamız lazım. Çinkonun kaç mol olduğunu bulalım. Mol sayısı eşittir M bölü MA'dan. Ne diyeceğiz? 26 bölü 65'ten o da eşittir kaç mol olacaktır? 0.4 mol olacaktır. Peki bundan 0.4 mol tepkimeye girerse 1'e 2 ise 0.4'e kaç olur? 0.8 mol olacaktır. O zaman HCl'nin derişimini bulalım. Ne olacak buradan? 0.8 mol bölü ne diyeceğiz? Hacmimiz kaç mililitre olarak verilmişti? 800 mililitre yani 0.8 litre verilmişti. O zaman derişimimiz kaç olacaktır? 1 molar olacak. 1 molarlık elimde hidroklorik asit çözeltisi var. O zaman 1 çarpı 1'den H artı iyonları derişimi kaç gelir buradan? 1 molar gelir. Bunun da eksi logaritmasını alırsanız 1'in biliyorsunuz logaritması kaçtır? 0'dır. Dolayısıyla pH değerimiz kaç olacak? 0 olacak. Yani 23. sorunun cevabı A seçeneği olacak diyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz 24. soru. Şöyle diyor. Sodyum hidroksit kuvvetli baz iken hidrojen siyanür zayıf asittir. Bu maddelerin tepkimeleri sonucu oluşacak sodyum siyanür tuzu ile ilgili diyor. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Öncelikle kuvvetli baz ve zayıf asit olduğundan dolayı oluşan tuz ne olacaktır? Bazik olacaktır. Buna doğru diyoruz. Anyonu hidrolize uğrar. Arkadaşlar eğer hatırlıyorsanız şöyle demiştik biz. Asidik ve bazik tuzlarda zayıftan gelen iyon kimse o hidrolize oluyordu. Dolayısıyla burada zayıftan gelen siyanür olduğu için siyanür iyonları ne olacaktır? Hidrolize uğrayacaktır. Doğru. Hidrojen siyanür ile karıştırılırsa tampon çözelti elde edilir. Hatırlıyorsanız şöyle demiştik biz tampon çözeltiler için. Zayıf asit ve tuzu veya zayıf baz ile tuzunun oluşturduğu çözeltilere biz ne diyorduk? Tampon çözelti diyorduk. Hidrojen siyanür zayıf asit, sodyum siyanür de onun tuzu olduğuna göre ne olur? İkisini karıştırırsak tampon çözelti elde etmiş oluruz.
Dolayısıyla doğru seçenek E olacak diyoruz. 25. sorumuz. Belirli bir sıcaklıkta magnezyum hidroksitin çözünürlük çarpımı 5 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Bu sıcaklıkta hazırlanan doygun çözeltide magnezyum iyon değişimi kaç molardır diyor. Şimdi şöyle, bu KÇÇ ile ilgili bir soru. Şöyle dememiz lazım öncelikle. Magnezyum hidroksitin denklemini yazmış olalım. Şu şekilde yazmış olacağız. Ben magnezyum hidroksitin çözünürlüğüne x molar diyecek olursam, buradan x molar magnezyum gelecek. Buradan 2x molar hidroksit iyonları gelmiş olacak. KÇÇ değerini nasıl yazıyorduk? Magnezyum artı 2 iyonları derişiminin birinci kuvveti çarpı ne diyorduk? Hidroksit iyonları derişiminin karesi diyorduk biliyorsunuz. Şunu üs olarak yazıyorduk ve şu magnezyumun katsayısını şuraya üs olarak yazıyor idik. Peki KÇÇ değerimiz kaçmış? 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Ben bunu şöyle yazabilirim. 500 çarpı 10 üzeri eksi 12 yazabilirim. Eşittir. Magnezyum ve hidroksit iyonlarını yerine yazalım. X çarpı 2x'in karesinden ne çıkacaktır buradan? 4x küp eşittir 500 çarpı 10 üzeri eksi 12'den. Her iki tarafın şöyle sadeleştirmesini gerçekleştirecek olursak x küp eşittir 125 çarpı 10 üzeri eksi 12. Buradan iki tarafın karekökünü alacak olursak x ne çıkacaktır? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar çıkmış olacak. Evet, bize neyi soruyordu? Magnezyum iyon değişimi kaç molardır diyordu. Magnezyum iyonlarına da biz x molar demiştik. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 yani A seçeneği olacak diyoruz. Sıradaki sorumuz. Evet, tepkime verilmiş. Denge bağıntısı diyor. Şimdi denge bağıntısında biliyorsunuz derişimler cinsinden eğer yazıyor isek sadece gazlar ve suda çözünenler yazılıyordu. Eğer kısmi basınçlar cinsinden denge sabitini yazıyorsak sadece gazlar yazılıyordu. Yani KPD'de de KCD'de de saf katı ve sıvılar yer almıyor. Burada karbondisülfür katı olduğuna göre bu denge tepkimesine yer almayacaktır. Dolayısıyla birinci öncül yanlış olur. Bakın burada karbondisülfürü yazmış. Kp ile Kc arasındaki bağıntı nasıldı? Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri neydi? Delta n. O halde delta n'i bulalım. Delta n neydi? Ürünlerdeki gazların katsayısı kaç? 4. Eksi girenlerdeki gazların katsayısı kaç? 3. Dolayısıyla delta n'imiz buradan ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. O zaman yazılan nedir? Doğrudur. Heterojen denge tepkimesidir. Biliyorsunuz dengede yer alan maddelerin hepsi gaz fazındaysa veya hepsi sıvıysa veya hepsi katıysa biz bu tip denge tepkimelerine homojen denge tepkimesi diyorduk. Ama bir tanesi bile farklı fazlaysa heterojen denge tepkimesi diyorduk. Bakın burada katı var, gaz var. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Heterojen denge tepkimesidir diyeceğiz. Dolayısıyla doğru seçenek E olacak diyoruz. Evet, 27. sorumuz. Denge tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Diyor. Öncelikle bu nasıl bir tepkimeymiş? Endotermik bir tepkime. Şöyle diyor bize. Sıcaklık azaltılırsa Kc değeri azalır. Öncelikle yani sıcaklığı şöyle düşürdüğümüzü düşünelim. Yani ortamdan bir miktar ısı çekmiş olalım. Öyle düşünelim biz. Le Chatelier prensibine göre ne diyorduk biz? Eğer siz ortamdan bir miktar ısı çekerseniz ne olacak? Sistem bunu artırmak için sol tarafa doğru kayacak. Yani girenlere doğru kaymış olacak. Dolayısıyla sistem girenlere doğru kaydığından dolayı ne diyeceğiz biz? Kc değeri azalmış olacak. Eğer hatırlıyorsanız şöyle demiştik biz. Sıcaklık etkisinden dolayı sıcaklık artırılır veya azaltılır. Hiç önemli değil. Eğer denge sağ tarafa kayıyorsa Kc ne oluyordu? Artıyor idi. Eğer denge sola kayıyorsa Kc değerimiz ne oluyordu? Azalıyor idi. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Sıcaklık artarsa geri hız azalır. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım. Sıcaklık arttığı zaman hem K ileri hem K geri yani hız sabitleri hem R ileri hem R geri ne olur? Her halükarda artar.
Eğer sıcaklık azalır ise de K ileri, K geri, R ileri ve R geri. Yani hem ileri ve geri yöndeki hız sabitleri hem de ileri ve geri yöndeki hız ne olur? Her halükarda azalmış olacaktır. Fakat K denge sabitini hatırlayalım. Ne demiştik? K denge sabitinde sıcaklığın artırılması veya azaltılması önemli değil. Sıcaklıktan dolayı denge sağa kayarsa Kc artıyordu. Sola kayarsa Kc ne oluyordu? Azalıyor idi. Sıcaklık artarsa diyor geri hız azalır. Sıcaklık artarsa arkadaşlar hem ileri yöndeki hız hem de geri yöndeki hız ne olur? Artar. Dolayısıyla B seçeneği yanlış olacaktır. Hacim artarsa denge ürünlere kayar diyor. Şimdi şöyle, eğer biz hacmi artırmış olursak ne yapmış oluruz? Basıncı azaltmış oluruz. Biz basıncı azaltırsak sistem ne yapmaya çalışır? Basıncı artırmak isteyecektir. Basıncı artırabilmek için de mol sayısının çok olduğu tarafa doğru kayacak. Yani tepkimemiz nereye doğru kayacak? 2 mol'den 4 mol'e doğru kaymış olacak. Yani ürünlere doğru kayar. O halde bu seçenek doğrudur diyoruz. NH3 gazı eklenirse bütün maddelerin derişimi artar. Bunu bir de arkadaşlar izah edelim. Eğer ben ortama NH3 gazı ilave edersem, bakalım, şöyle hepsini diyelim ki denge anında derişimleri sabit olsun. Ne yapıyorum ben? Ortama bir miktar NH3 gazı ilave ediyorum. Eğer ben NH3 gazı ilave edersem sistem ne yapmaya çalışacaktır? NH3 gazını harcamaya çalışacaktır. Dolayısıyla bu tepkimeye girecek. Bu tepkimeye girdiği zaman o zaman N2'den bir miktar artacak, H2'den de bir miktar artmış olacak. Bunları biz derişim grafiği gibi düşünelim. Dolayısıyla tepkimemiz ne olacak? Ürünlere doğru kaymış olacak. NH3 gazı eklenirse bakalım bütün maddelerin derişimi artmış mı? Evet, bakın şuradan şuraya geldi. Artmış oldu. N2'nin derişimi artmış oldu. H2'nin derişimi artmış oldu. Dolayısıyla buna da ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Katalizör eklenirse denge bozulmaz. Evet arkadaşlar, katalizör ne yapmıyordu? Dengeyi sağa ya da sola kaydırmıyordu. Sadece tepkimenin daha hızlı bir şekilde dengeye gelmesini sağlıyor idi. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? B olacak diyoruz. Evet, sıradaki sorumuz. Eşit derişimli ve hacimli asetik asit ile sodyum asetat çözeltileri karıştırılırsa bu nedir? Zayıf asit, bu da onun tuzudur. O zaman tampon çözelti oluşur mu? Evet, oluşur. pH değişimine direnç gösterir. Doğru, tampon çözeltilerin pH değişimine direnç gösterdiklerini biliyoruz. Baz eklenirse pOH değeri artar diyor. Bakalım, eğer biz bu çözeltiye baz eklersek ne yapmış oluruz? OH iyonları derişimini artırmış oluruz. OH iyonları derişimi artınca H artı iyonları derişimi azalacaktır. H artı azalınca da pH değerimiz ne olacak? Artacak. pOH değeri de ne olacak? Azalacak. Veya direkt şuradan da yapabilirdik. Eğer biz baz ilave edersek OH iyonları derişimi ne olur? Artar. OH iyonları derişimi artınca da pOH derişimleri ne olur? Azalır diyebiliriz. Burada ne diyor? Artar diyor. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? C olacaktır. Evet arkadaşlar. Sulu çözeltilerde asit baz dengesi, çözünme çökelme tepkimeleri videosundan sonra denge ile ilgili genel bir tekrar olsun diye soru çözüm videosu çekmiş olduk. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.